Güzel söylüyor Ali Aydar Bey. Fakat şu tespitleri de yapmak isterim. Bir de birkaç da hatırlatma yapmak isterim. Şuradan başlayalım. Bugünkü grup toplantısında aynı bağlam içerisinde kullanıldığı için dikkatimi çeken şey var. Evet. Bu popüler kelimesini kullandığı bir yer var ya, o cümleyi bir daha okur musunuz? Oradan başlayayım. Tabii. Popülerleşmesini kıskanmadan, güçleneni destekleyerek. Tamam, güzel. Kimin popülaritesi yükseliyor bugünlerde? Özgür Özel. Yani demek ki burada kendisine de bir kulvar açmaya başlıyor Özgür Bey. Önce onu tespit edeyim. Bunlar hep ben de böyle geçmişte yapılanlara böyle gönderme gibi şimdi de biraz aldım. Bir şey daha söyleyeceğim ama ben. Şimdi Namık Tan'a atıf yaparak içeride konuşulanlar, yani Erdoğan'la aramızda konuşulanlar CHP'nin arşivindedir, kayıt altındadır. Çünkü bunları söyleme ihtiyacı hissetti Özgür Özel. Çünkü CHP medyasında ne konuşulacak, baş başa ne konuşulacak tartışması ve bir önceki bölümde söylemiştim. Doğrudan önemli isimlerden bir tanesi, gazetecilerden bir tanesi ne demişti? Erdoğan rakibini seçiyor. Yani Özgür Özel'i kendine rakip olarak hazırlıyor diye bence Özgür Özel'e de büyük bir haksızlık yapmıştı. Şimdi bunları hatırlatınca şunu da hatırlatmamız lazım. Seçimden önce, kurultaydan hemen sonra Özgür Özel'in yeni seçildiği ortamda ilk verdiği röportajlardan birinde hatırlıyorum. Sayın İmamoğlu ile Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde uyum içinde çalışacağız cümlesini kurmuştu. İlk verdiği röportajların birinde İsmail Saymaz'a, İsmail Saymaz ilk yazdığı yazılarda kurultaydan sonra fiili olarak eş başkanlık dönemi başlamıştır demişti. CHP'de eş başkanlık dönemi başlamıştır. Peki seçimden sonra eş başkanlık tartışması bir daha oluyor mu? Yok. Yine aynı dönemde CHP medyasında şu cümle kurulmuştu. Buraya yazdım. Genel Başkan Ankara'da, lider İstanbul'da. Peki şimdi Genel Başkan'la lider ikisi de Ankara'da mı acaba? Popülaritesi artan kim var? Özgür Özel var. Şimdi bir not daha var. Dedi ki Sayın Özgür Özel, ya şimdi işimize gücümüze bakalım. Yani seçimi kazandık, işimize gücümüze bakalım. Maçın penaltı atma noktasına geldiğiniz zaman benim 2 tane forvetim var. Ben teknik direktörüm. O forvetlerden hangisi formdaysa ona penaltıyı attırırım. 2 forvetten kastı Ankara Belediye Başkanı, diğeri de İstanbul Belediye Başkanı. Yani Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu. Ama diyor ki ben teknik direktörüm, benim 2 forvetim var. Şimdi Salih Tuna yazmıştı sabah da. Ya bir de gizli forvet diye bir şey var. Hani orta saha oyuncusudur, gizli forvettir. Bakarsın o golü o atar. 10 numara. Şimdi gibi. Şimdi bu cümleleri hatırlatıyorum. Özgür Özel'in popülaritesi artan isim cümlesini de, yani kendi kurduğu cümleyi de kendine atıf mı diye de hatırlatıyorum. Biraz daha, birkaç cümle daha söyleyeyim, bitireyim. Şimdi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu seçimlerden sonra bu tartışma açılacağı zaman ya ben bir kez Allah bilir dedim, başıma gelmedi kalmadı, bundan sonra yoğurt üfleyerek yiyeceğim, benden öyle kesin cevaplar beklemeyin diye bir şey söyledi. Bunu niye söyledi? Niye sizce? O zaman yaptığı stratejik hatayı bir daha yapmayacağı anlamı çıkmaz mı burada? Sana kendisi söylüyor. Yani bu çıkmaz mı? Çıkar. Şimdi eş başkanlıktan söz edilmiyor. Genel Başkan Ankara'da, lider İstanbul'da söyleminden bahsedilmiyor. Erdoğan'la randevu istedi, gitti, görüştü. Popülaritesi arttı. Devlet Bahçeli'yle randevu istedi. Popülaritesi arttı. Bu arada 2 belediye başkanı mesela biraz sonra tartışacağız. O kadar mesela Avrupa'da yaptığı konuşmaların eskiden olsa günlerce tartışıldığı bir ortamda Ekrem İmamoğlu o kadar tartışılmıyor bile, konuşulmuyor bile. 1 Mayıs'ta bir ön alma şeyi vardı Saraçhane'de. O bile çok konuşulmadı. O zaman şöyle bir şey oluyor. Özgür Özel bir politika üretiyor ve bu politika seçmende ve CHP'de karşılık vuruyor ki kendi rakamlarıyla söyledi. Oyumuz şurada, şurada dedi. Hı hı. Yani düşmedi oyumuz, seçimlerden sonra düşmedi dedi. Yani bana destek var diyor aslında. Böyle bir ortamda da elbette ki hakkıdır da hepsinin, yani bu üç isim açısından söylüyorum, hakkıdır da o cümleleri kurar. Ben şunu söyleyip bitireyim. Gönül ister ki bu tartışma şimdi başlamasın. Gerçekten 2028'e kadar herkes işini gücünü yapsın. Yani belediye başkanları yapsın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti yönetsin, Özgür Özel muhalefetini yapsın, muhalefeti inşa etsin, devam etsin. Ama bu televizyon dahil, bu ekran dahil ve yani hepimiz, ben de bir televizyon yöneticisiyim. 2019 yerel seçimlerinden sonra aylar ve yıllar boyunca İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı mı? İmamoğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı mı? KJ'leriyle yayınlar yaptı. Onun bir hata olduğunu biliyor İmamoğlu, onun için biraz duruyor. Ama Özgür Özel de şunu biliyor. Bir kere eşitledi Mansur Yavaş'ta, İmamoğlu'na eşitledi. Benim forvetim, 2 tane forvetim vardı, eşitledi. Hangisi formda olursa penaltıyı ona attırırım dedi, onu da eşitledi. Ama kendisinde bir gizli forvet olarak hazırlıyorsa ve de gerçekten o ortama, o güne ulaşıldığı zaman en formda olarak da o öndeyse, popülaritesi artmış, muhatap olmuş yani, ve toplumda karşılık bulunmuşsa adaylığı söz konusu olamaz mı? Adaylığı da mümkündür diyorsunuz. Bence peki, bunun önüne geçmeye çalışıyor şu anda da. Çünkü son cümlem, çünkü Ekrem İmamoğlu'nun bir medyası var, güçlü bir medyası var. Özgür Özel'in böyle bir medyası falan yok. 3 günde dümdüz edelim. Şimdi yani sizin az önce vurguladığınız şey, rakibini seçiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kemal, hayır, ben yani vurgulamıyorum. Bu cümleyi kuran sizin tespitiniz Yılmaz değil, Özdil. Ama sizin yani Yılmaz atıfta Özdil bulunduğunuz. Çünkü orada Özgür Özel'in doğrudan Cumhurbaşkanı'ndan randevu istediğini hatırlatmak isterim. Yani Özgür ya, bu Bey Cumhurbaşkanı'nın taktiği değildi. Tabii yani, ama ben eğer ondan aday, çok özür dilerim, bunu izah etmem lazım ama. Yani Özgür Özel belki de kendi muhatabını seçiyor. Yani olabilir. Randevu isteyerek. Ama özetle bugünden çok erken, ama şu anda bunu tartışıyorsak eğer 14 Mayıs'a doğru giderken bu adaylık sürecinde işte hatırlayın, Ekrem İmamoğlu aday olsun, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu mu aday olsun, hep şöyle yorumlar yapıldı bu stüdyolarda da, işte Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu rakip olarak görmek ister. Yani o hukuki süreç, hakaret davası, siyasi yasak yolunu açacak bu hukuki süreçte de hep bunun Ekrem İmamoğlu'nu devre dışı bırakmak amacıyla bir siyasi hamle olduğu yorumunu yapanlar oldu. Evet. Şimdi buradan da şu anda da diyoruz ki deniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine tercih ettiği rakibi seçiyor gibi bir yorum var. Ha, yani buna ne diyorsunuz? Da. Evet, ben katılmıyorum ama hiç unutmayalım. Yine Özgür Özel bugünkü konuşmasında doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi adaylığını dayattı, hı-hı, da diyor ve iktidarları sona ermekte olanların iktidarlarının devamı için de bunu yaptı diyor. Çok ağır bir eleştirdi. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Evet.